tarafı kurduğu arabanın direği aşağı indi. En azından biraz daha geri alır. Durumu hala. Çok mu yukarıda var? Çok mu yukarıda var? İki tane de orada, iki tane de orada. İnşallah kayıt altında var. Ne zaman şey yapacağız? 8 helikopter, 7 uçak havadan müdahalesine devam ediyor. 300 tane orman işçisi şu anda ormanlık alan içinde ve alevlerle adeta savaşıyor diyebiliriz. Ve aynı şekilde gönüllüler de burada. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de burada. Bizim bulunduğumuz köyde edinilen bilgiye göre 2 tane evin yandığı söyleniyor tepe kısımlarda. Ve burada köylüler de tedirgin durumda. Çok yakın bir bölge artık. Yani an meselesi bu köye yaklaşması alevlerin ve bunun önünü almaya çalışıyor itfaiye ekipleri. Hemen sağ tarafıma, sol tarafıma dönebilirse gördüğünüz gibi ambulanslar köyde bekliyor. Köylüleri görebiliyoruz. Burada köylüler de tedirgin bir şekilde yangını izliyor. Tabii ki gönüllüler de orman içinde alevlere müdahale ediyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bir helikopter gidiyor, diğeri geliyor ve yangınla adeta savaşıyor diyebiliriz. Dün akşam başlamıştı ve şu saat itibariyle 18. saatine girdi yangın ve alevler tüm ormanlık alanı maalesef küller altında, duman altında ve siyah bir örtüye bıraktı. Aynı şekilde bu bölgede 19 saattir devam ediyor dedik yangın. Tepeyi aştı, geldi ve o tepeyi aştıktan sonra Muğla sınırına girmiş olacak. Yangın Muğla'ya da sıçradı diyebiliriz artık. Çünkü yavaş yavaş tepeyi aşmış durumda. Dediğimiz gibi ambulanslar bekliyor ve zeytinlik alanlara da sirayet etti yangın. Ve alevler bazı zeytinlik ağaçları da yok etti diyelim. Ve 19. saatindeyiz. 6:45'te başlamıştı yangın ve yaklaşık 4 saat boyunca havadan müdahale edildi ama çok geç başladığı için ve hava karardığı için havadan müdahaleler bitti ve karadan müdahaleler başlamıştı.